Herkese merhaba arkadaşlar. Matematik Soru Bankası, TYT Matematik Soru Bankası temel kavramlardan birinci testten başlayacağız. Çözmüş olduğum bu yayın ünlü yayınları, BEST olarak geçiyor arkadaşlar. Ünlü yayınlarının TYT Matematik Soru Bankası'nı sizlerle birlikte çözmeye başlayacağız. Evet, şimdi birinci sorudan başlayalım. X doğal sayı olmak üzere yukarıdaki kovadaki su miktarı 24-3x litre ve sürahideki su miktarı x artı 1 litredir. Buna göre sürahideki su miktarı kaç farklı değer alabilir diye soruyor. Şimdi arkadaşlar x bir doğal sayı olduğuna göre buranın 24-3x'in büyüktür 0 olması lazım. Hatta eşit de olabilir. O zaman bunu karşıya atarsak 24 büyük eşittir 3x. Yani her iki tarafı 3'e böldüğümde 8 büyük eşittir x. Şimdi benim burada x'e verebileceğim değer doğal sayı olmalıdır. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ve 0 da verebilirim. Bu verdiğim değerlerin hepsi yan tarafta sağladığı için hiçbir sıkıntı yaratmıyor. Aksine bir durum olmadığından dolayı burada x'in alabileceği toplamda 9 farklı değer vardır. İkinci soru. A, E ve P birbirinden farklı pozitif tam sayılar olmak üzere 1 kilo elmanın fiyatı E TL, 1 kilo patatesin fiyatı P TL'dir. A çarpı P 2E olduğuna göre patatesin vesaire 3 tane yargı var. Bunlardan hangileri doğrudur? Patatesin 1 kilosunun fiyatı en az 1 TL'dir. Şimdi ben buna 1 verirsem patatesi 1 fiyatına 1 TL dersek buna mesela 4 desek birbirinden farklı olacak mı bakalım. Buna da 2 diyebiliriz. Evet, sağlayabilir, olabilir, doğrudur. Elmanın 1 kilo fiyatı en az 2 TL'dir. Şimdi elmaya 2 TL dersem 4'ü 1 zaten sağlıyor. O zaman bu da doğru oldu. Az öncekiyle örtüştü. 3 kilo elma yerine en fazla 6 kilo patates alınabilir diyor. Şimdi arkadaşlar 3 kilo elma yerine bakın burada P hepsinden farklı olacak. Yani A, P ve E hepsi farklı tam sayılar olacak. Şimdi ben 3 kilo elma yerine en fazla 6 kilo patates alabilir miyim? Onu bir düşüneyim. Şimdi arkadaşlar burada elmanın fiyatına ne diyelim? Ya da ne diyelim? A'ya 1 versek, A eşittir 1 ise o zaman P eşittir 2E oldu. Doğru mudur? 3 kilo elma alabilmem için burayı ben ilk başta 2'ye bölüyorum. Sonra da 6 ile çarpıyorum arkadaşlar. Ya da direkt 3 ile çarpsaydık aynı şey olacaktı. Evet evet. 3 ile çarpalım. A'ya 1 verdik. A'ya 1 verdik. P eşittir 2. Ve burayı ben 3 ile çarptığımda o zaman 3P eşittir 6E oldu. Yani 3 kilo elma yerine en fazla 6 kilo patates alınabilir. Böyle bir denklem çıkmadığı için yanlış olur. Doğru cevabım Bursa olacaktır. Üçüncü soru. A, B, C negatif tam sayıları için A çarpı B 6, A çarpı C 9 olduğuna göre A, B, C toplamının en büyük değeri kaçtır diye soruyor. Şimdi buraya dikkat edelim. Bunların hepsi negatif sayılar olacak. O zaman benim bunların en büyük değerini bulabilmek için yani negatiflerde sıfıra yaklaştırmam lazım. A'ya verebileceğim en büyük negatif tam sayı -3. Her ikisi 6 ile 9 3'e bölünürler. O yüzden A'ya -3. B'ye de -2. C'ye de -3 düşer. Birbirinden farklı demediği için A'sı -3. B'si -2. C'de -3. O zaman toplarsak -8 yapacak. Doğru cevap Ceyhan. Dördüncü soru. Aşağıdaki dikdörtgen şeklindeki iki farklı tablo verilmiştir. A ve B sayma sayılar olmak üzere birinci tablonun kenar uzunlukları A birim ve B birimdir. Yani buraya A dersek burası da B birim olacaktır. İkinci tablonun kenar uzunlukları A artı 1 birim ve B artı 1 birim. Birinci tablonun çevresi 18 birim olduğuna göre çevreyi hesaplarken arkadaşlar burada karşılıklı kenarların birbirine eşit olduğunu ve hepsinin toplamının ne olduğunu bilelim. Çevresi 2 artı 2B eşittir 18 ise A artı B de 9'dur. İkinci tablonun alanı birim kare türünden en fazla kaç olabilir? Şimdi ben ikinci tablonun alanı hesaplarken A artı 1 ile
B artı 1'i çarpmam gerekiyor alanı bulabilmek için. O halde A ile B'ye birbirine en yakın değerleri vermem gerekiyor. Sayma sayılar oldukları için birine 5, diğerine de 4 diyeceğim. O zaman buna ben 5 dersem burası 6. Burada 4 verirsek burası da 5 yapar. 6 kere 5'ten en büyük 30 olabilir. 5. soru. A, B ve C 1, 2, 3, 4, 5 kümesinin birbirinden farklı elemanlarıdır. Ali'nin kalem sayısı A, Bora'nın kalem sayısı B, Cem'in kalemleri sayısı C'dir. Buna göre Ali'nin kalemleri sayısının 2 katı, Ali'nin kalemleri sayısının 2 katı yani 2A, Bora'nın kalemleri sayısının 3 katı ile Cem'in kalemleri sayısının toplamından en çok kaçtır? Yani en çok kaçtır dediği için şuraya eşittir yazmamam lazım. Ali'nin kalemlerin sayısının 2 katı. Bora'nın kalemlerin sayısının 3 katı 3B ile Cem'in kalemleri sayısının toplamından en çok kaç fazladır diye soruyor. Bana bu ifadeyi soruyor. Şimdi arkadaşlar A'ya en büyük 5. O zaman B'ye en küçük 1. C'ye de ikinci en küçük 2 verebilirim. 5 kere 2 10 eksi 3 artı 2 burada 5 yaptı. O zaman ondan da 5'i çıkartırsam en fazla 5 olabilir. 6. soru. A ve B negatif tam sayılar için A eksi B 2 olduğuna göre AB çarpımı en az kaçtır diye soruyor. Şimdi her ikisi de negatif olduğu için A eksi B eşittir 2. Bakın bu eksi B'yi karşıya atarsak daha kolay işlemler yaparız. 2 artı B. Şimdi bu ifadede B'ye öyle bir değer vereyim ki 2 ile topladığımda A'yı da negatif bulayım. O zaman benim buna eksi 2 dersem bu 0 olur. 0 negatif değil. Eksi 3 demem gerekiyor. O zaman A'ya da eksi 1 düşer. Bunların ikisinin alabileceği en az değer bunlardır arkadaşlar. Çarptığımızda cevap D şıkkı çıkacaktır. 7. soru. 7. soru güzel bir soru arkadaşlar. Oldukça da büyük ve uzun görünüyor. Şimdi burada Ali'nin evi, Park ve Erol'un evi var. Yukarıdaki şekilde aynı sokakta bulunan Ali'nin evi, Park ve Erol'un evi gösterilmiştir. Buraya kadar zaten üst tarafı anlatıyorum. Ali'nin evinin parka uzaklığı M türünden M metre. Erol'un evinin parka uzaklığı N metredir. Şimdi Ali'nin evinin parka uzaklığı burası M metre. Erol'un evinin parka uzaklığı N metre. Burası da N metreymiş. M ile N birer asal sayı olmak üzere 50 küçük M küçük N küçük 70 sıralaması vardır. Buna göre Erol'un evinin parka uzaklığı Ali'nin evinin parka uzaklığından en çok kaç metredir? Yani Erol'un evinin parka olan uzaklığı N, Ali'nin evinin parka uzaklığından M'den en çok en fazla kaçtır diye soruyor arkadaşlar. O halde şimdi benim bunları N'yi ve M'ye bir değer vermem gerekiyor. Buna en küçük, buna da en büyük değeri vermem lazım. Tabii bunlar birer asal sayı olacak. 51 asal değildir arkadaşlar. 51 3'e bölünür. O zaman bir sonraki 52 de zaten hiç bakmaya gerek yok. Her çift sayılar 2'ye bölündüğü için asal değildir. 53 asaldır. Yani M değeri en küçük 53 olabilir. 70'ten önceki en büyük asal sayıda 69 3'e bölünür. 67 asal mıdır? Bir düşünelim. 67 neye bölünür? Hiçbir şeye bölünmez. O yüzden asaldır. En büyük de 67'dir. Çıkarttığımızda cevap 14 çıkacaktır. 8. soru. Şimdi burada şöyle bir şekil var arkadaşlar. Bir sayı çift sayı ise kenarları kesik olan altıgen içinde, tek sayı ise kenarları kesik olan üçgen içinde yazılarak tanımlanıyor. 12 sayısı çift olduğu için altıgen içerisinde, eksi 7 sayısı tek olduğu için üçgen içerisinde yazılmış. O halde x, y, z birer tam sayı olmak üzere x artı 2'ye eşittir z olduğuna göre hangisi aşağıdakilerden hangisi daima doğrudur diye soruyor. Şimdi arkadaşlar burada 2y'nin çift olduğunu ama y hakkında bir fikrimizin olmadığını bilelim. Y'ye ne verirseniz verin 2 ile çarpıldığı için bu her zaman çifttir. Şimdi şöyle ben bunu buraya bir yazayım. 2y ne dedik? Çift. O zaman x'in ne olması gerekiyor? X tek olursa z de tek. Burası zaten çiftti. Eğer x bu sefer çift olursa çiftle çifti toplarsam z de çift. Yani x
ve Z her zaman birbirine bağlıdır. X ile Z toplandığında tek ile teki toplarsak çift, çift ile çifti toplarsam zaten çifttir. Yani X ve Z'nin toplamı daima çift olduğu için bunları altıgen içerisine yazmam gerekiyor. Şöyle yapalım. X artı Z zaten çift dedik. Tekin içerisine yazılmış elendi. Bakın burada Y hakkında bir fikrimiz olmadığı için Y ile olan seçenekleri kafadan eleyebiliriz arkadaşlar. Geriye bir şey kalmadı zaten. Y ile kalmadı. 3x eksi 2z. Şimdi 2z ne olursa olsun z. İster tek olsun ister çift olsun. Burası daima çifttir arkadaşlar. 3x. 3x tek de olabilir. Çift de olabilir. Burası belirsiz. Belirsiz olduğu için bunu da eliyorum. Daima doğru değildir. Ama 3z. Z'ye tek verirsen 3 ile çarpınca yine tek. X de zaten tekti. Tekten teki çıkartırsak çift yapar. Eğer Z'ye çift verirsek 3 ile çarpınca yine çift. O zaman Z'ye çift verdiğin için X de çift olur. Burada daima çift olur. Ve çiftleri de altıgen içerisinde yazıyorduk şuradaki gibi. O yüzden doğru cevap E seçeneği olacaktır. Aşağıdaki sayılardan hangisi rasyonel sayı değildir? 11 sayısı. Paydaya gizli bir koyarsak rasyonel. Eksi 3'ün paydasına gizli bir koyarsak rasyonel. Rasyonel. Sıfırın paydasına 5 yaz, 6 yaz, ne yazarsan yaz rasyonel. Ama burada pi sayısı, bu bir irrasyonel sayıdır. O yüzden doğru cevap Bursa. 10. soru. Eksi 4, 6, eksi 12 ve artı 2. Yukarıdaki ifadede her bir dairenin içine artı eksi çarpı bölü işlemlerinden biri yazılacaktır. Aşağıdaki seçeneklerde bu dairelerin içine gelecek işlemler soldan sağa doğru sırasıyla verilmiştir. Hangi seçenekte elde edilen işlemin sonucu diğer seçeneklerde verilen işlemlerin sonucundan küçüktür diye soruyor. Şimdi arkadaşlar burada seçenekleri tek tek yapmamız lazım. Yani şöyle A şıkkından başlıyorum. Önce buraya artı, buraya eksi, buraya da bölü yazarsak. Önce biliyoruz ki bölme yapılacak. İşlem önceliği var. Buraya dikkat edelim. Eksi 12'yi 2'ye bölersek burası eksi 6. Yani eksi 4 artı 6 eksi eksi olduğu için orası artı 12 bölü 2 yapar. Bu A şıkkının cevabı. Burası 6, 6 daha 12. 4 çıkartırsak 8. A'nın cevabı 8 çıktı. Şimdi buraya gelelim. Çıkarma, toplama, çarpma. Önce çarpmadan başlayacağız. Eksi 4 eksi 6. Sonra artı. Artıyla buradaki eksi 12'yi çarparsak eksi 12 çarpı 2. Önce çarpmayı yaptık. Burası eksi 10. Eksi 24 daha eksi 34 çıktı. B şıkkının cevabı eksi 34. Sonra da C şıkkını yapalım. Toplama, çıkarma, çarpma. Önce toplama, çıkarma, sonra da çarpmayı yazacağız. Önce çarpmayı yapıyorum. Burası eksi 24. Şu önündeki eksiyle de çarparsak artı 24 olacak. Şöyle oldu. Eksi 4 artı 6 artı 24 oldu arkadaşlar. 24'ten 4'ü çıkartırsam 20, 26. C'nin cevabı 26 çıktı. D şıkkı eksi 4 artı 6 çarpı eksi 12 parantez alıyorum bölü 2. Şimdi burada önce çarpma mı bölme mi yapılır? Kim önce gelirse onu yapacaksınız. Yani önce burası çarpma. Önce çarpma geldiği için çarpmayı yapacağız. 6 kere 12 72 ama eksi 72 bölü 2. Bölmeyi yapıyorum. 72'yi 2'ye bölersem 36 eksi 4 ile 36'yı da toplarsam burası da eksi 40 yapar. Şimdi bir de çarpma eksi 4 çarpı sonra çıkarma eksi 6 pardon eksi 4 çarpı 6 eksiye koyduk. Eksi 12 ve son olarak artı 2. Şimdi arkadaşlar burada önce çarpmayı yaparsak eksi 24 artı 12 eksi 2. Burayı topladım artı 2 pardon burası. Burayı topladığımda 14. Eksi 24 ile işleme dahil ettiğimde burası da eksi 10 çıkar. Bu işlemlerden hangisinin sonucu en küçüktür diye sorduğundan dolayı cevabım D şıkkı olacaktır. Evet 11. soru. A ve B ardışık tam sayılar ve A küçüktür B olmak üzere. A artı 1 bölü B eksi A ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir diye soruyor.
Ardışık sayılar olduğu için buna n, buna da n artı 1 diyelim. Şöyle arkadaşlar, n yerine a yerine n yazarsak burası n artı 1 bölü b'den a'yı çıkart. Yani n artı 1'den n'i çıkart. Bunlar giderse geriye n artı 1 bölü 1 ki zaten bölü 1 yazılmaz. N artı 1 kalır. N artı 1 kime eşit? A'ya mı B'ye mi? Cevap B'dir. Yani cevabım Denizli oldu. Çünkü N artı 1 B'ye eşit olacaktır. Evet, bir sonraki testte görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın.